Sevgili gençler bu dersimizde problem çözmeyi öğreneceğiz. Hemen birinci sorumuz. Bir sayının 3 katının 5 eksiği 16 ise 3 katı dediği için 3x 5 eksiği eksi 5 eşitmiş 16. Buradan 3x eşittir. Eksi 5 karşıya artı geçti. Ne oldu? 21 oldu. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'e böldüm. 3'leri sadeleştirdim. 21'in 3'e bölümü 7'dir. Cevap Edirne. Evet, ikinci sorumuz. 2 katının 3 fazlasının 2 katının 2x 3 fazlasının o zaman parantez yapıyorum. 2 katının 3 fazlası 2x artı 3 bunun 4'te biri. 1 bölü 4'ü ile kendisinin toplamı kendisi x'ti artı x eşitmiş 12. Şimdi bu 4'ten kurtulmak istiyorum paydadaki 4'ten. O zaman eşitliğin bütün terimlerini 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarpma işlemi yaptığım zaman şurada gördüğünüz 4 gidecek. Ne olacak? 2x artı 3 eşit artı 4 ile x'i çarptım. 4x eşittir. 4 ile 12'yi çarptım. 48. 4x ile 2x'i topladım. 6x. 6x. 3 karşıya eksi geçti. 48 eksi 3. Ne oldu buradan? 45 kaldı. 6x eşittir. 45. Her iki tarafı eşitleyin. 6'ya bölüyorum. Bölü 6. Bölü 6. Buradan x eşittir. Evet. 45'i 6'ya böldüğümüz zaman çıkan sayı nedir? 7. Buçuk. Cevap. Ceyhan. Evet. Üçüncü sorumuz. İrem'in yaşı bilgenin 10 yıl önceki yaşının 1 bölü 3'üne eşittir. Bilge 2 yıl sonra 27 yaşında olacak ise İrem kaç yaşındadır? İrem kaç yaşındadır? Bilge'nin yaşı verilmiş. 2 yıl sonra Bilge 27 yaşında. O zaman 27'den 27'den 2'yi çıkartıyoruz. Nedir? 25. Bilge 25 yaşında. Bilge'nin 10 yıl önceki yaşı nedir? 25'ten 10'u çıkarırsınız. Neymiş bu da? 15 yapar. Ee, 10 yıl önceki yaşının üçte birine eşitmiş İrem'in yaşı. O zaman 15'i 15'i 3'e böldünüz. Nedir buradan? 5 yaşındadır İrem. 5 yaşındadır. Bu problemi sondan değil de baştan çözerken yani cümlenin başından itibaren çözmeye kalktığınızda İrem Bilge dediniz. Evet, değişkenlerle yapmaya başladınız. Bilge'ye x dedik şimdiki yaşına. İrem'in yaşı ne olacak? İrem'in yaşı o zaman x eksi 10 bölü 3 olacak. Daha sonra İrem Bilge'nin yaşının 25 olduğunu görüyoruz. Yani x kaçmış? x eşittir. 25 olduğu problemin son, son cümlesinden anlaşılıyor. 25 getirilir burada. Şu denklemde yerine konursa 25 eksi 10 bölü 3 eşittir. 5 sonucuna yine ulaşılır. Evet dördüncü sorumuz Demirel öğretmen 40 yaşında kızı Asya 4 yaşında kaç yıl sonra Demirel öğretmenin yaşı kızının yaşının 4 katı olur. X yıl sonra bu durum oluşsun o zaman Demirel öğretmenin X yıl sonraki yaşı 40 artı X'dir. Asya'nın yaşı nedir? Asya'nın yaşı da 4 artı X olacaktır. Asya'nın yaşının 4 katı olacakmış. 4 katına eşit olacakmış. 4 ile çarptım Asya'nın yaşını. Demirel öğretmenin yaşına eşitledim. 4 kere 4 16 artı 4 x 40 artı x. 4 x'ten x çıktı. 3 x kaldı. 40'tan 16 çıktı. 24 kaldı. Her tarafı 3'e böldük. Buradan x'in 8 olduğu aşikar. C seçeneği. Beşinci sorumuz hangi sayının eksiğinin üçte ikisi? 5 eksiğinin 3'te 2'si? x eksi 5, 5 eksiğinin 3'e bölecekmişiz. 3'te 2'si diyor. Çarpı 2, 2 ile çarpacakmışız. Eşittir. Bu sayının, bu sayının x'in 2 fazlasının artı 2, 2 fazlasının yarısı o zaman parantez açtım kapattım 2'ye böldüm. Evet, işler dişler çarpımı yapıyorum. Ne olacak? 4 çarpı x eksi 5 bölü 3 eşittir ee, x artı 2. Evet bu 3'ü de göndereyim sağ tarafa ne olacak orası? 3x artı 6 olacak. 4'ü dağıtıyorum. 4x eksi 20 oluştu. 4x'ten 3x çıktı. x kaldı. Eksi 20 karşıya geçti. 20 artı 6 x eşittir. 26 cevabı bulunur. Edirne. Altıncı sorumuz. A musluğu boş bir havuzu tek başına 6, B musluğu ise aynı havuzu tek başına 12 saatte dolduruluyor. Dolduruyor. İkisi birlikte açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Nasıl çözüyorduk bu problemleri? 1 bölü 6 birim zamanda yaptıkları işleri topluyorduk. 1 bölü 12 eşittir 1 bölü x payda eşliyorum buradan 2 ile 1 ile ne oldu payımızda payımızda asya bir saniye asya bir saniye 3 bölü biraz tamam gelsin beklesin 1 bölü x e eşit içler dışlar çarpımı yapıyorum buradan ne olacak 3x eşittir 12 her iki tarafı 3'e böldüm x eşittir 4 bulunur. 4 saat sonra havuz dolar. 7. sorum. İki şehir arasını saatte 70 km hızla aracımız 6 saatte alıyormuş. O zaman toplam alınan yol nedir? x eşittir v çarpı t'den v hızımız 70 çarpı 6 saat o da eşittir. 6 kere de 42 420 km'ymiş. İki şehir arası. Şimdi e, bu yol 6 saatte alınırken 3 saatte alınmak isteniyor. Demek ki hız 2 katına çıkması gerekiyor. Hız 2 katına çıkınca ne olacak? 140 km bölü saat olacak hızımız. Demek ki hızımızdaki artış ne kadar oldu? 70 km oldu. Cevap? edir nedir. Başka türlü de düşünebilirsiniz. Toplam yol 420 km. 420'yi 420', yi, 420 yi kaça böleriz? 3 saatte gitmek istiyoruz. 3'e böleriz. E, böldüğümüz zaman 140 çıkacak. Demek ki e, ikinci hızımız 140 km/saatte olacak. Yine artışın 70 olduğu görülebilir. Evet 8. sorumuz payı paydasından 3-2 olan kesrin pay ve paydasına 1 eklersek. İlk önce şu kesre bir güzel yazalım. x-3 olsun payı paydası ne olacak? x olacak. Şimdi bu kesrin pay ve paydasına 1 ilave edelim. 1 ilave ettiğimiz zaman ne olacak? x-3 artı 1 bölü x artı 1 eşittir. Kesrin değeri ne oluyormuş? 2 bölü 3 oluyormuş. Bir kere daha yazıyorum kesri. x eksi 2 yaptı. Eksi 3 ile artı 1'i topladım. x eksi 2 bölü x artı 1 eşittir. 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz buradan. Evet ne olacak? 3x eksi 6 eşittir. 2x artı 2. 3x'ten 2x çıktı. x kaldı. x 6 karşıya artı geçti. x 8'miş. Kesrimiz neydi bizim? Kesrimiz x eksi 3 bölü x'ti. Yerine koyarsak ne olacak? 8 eksi 3 bölü 8. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 5 bölü 8 cevap Adana. Dokuzuncu sorumuz, bir adam gideceği yolun yarısını yürüdükten sonra 200 metre daha yürüyecek yolu kalıyormuş. Demek ki yolun yarısı, geriye kalan e, yolun yarısıdır 200 metre, diğer yarısı da 200 metreydi. 200 artı 200, cevap 400 olmalı. 400 metre, cevap Edirne. Evet 10. soru bir aritmetik ortalama sorusu. Veriler toplanacak. 4 tane yazılı var. 4'e bölünecek. Ortalamanın kaç düşmesini istiyoruz? 85. O zaman son sınavımız x olsun. x artı 70 artı 79 artı 98. Bunların hepsi toplanacak. 4'e bölünecek bölü 4 eşittir. Ortalamamızın 85 çıkması gerekiyor. 70, 79, 98 toplanıyor. Nedir? X artı 247 247 içler dışlar çarpımı yaptık orada. 85 ile 4'ü çarptım. 340 çıktı. 340'dan 247'yi çıkardım. 340'tan 247'yi çıkartıyorum. Son sınav notum 93 çıkıyor. Evet. Mısra son sınavdan 93 alır ise ortalaması 85 gelecek. Başarılar Mısra sana. 11. sorum. İki sayının farkı 13. Oranları ise 2 bölü 3. O zaman x bölü y eşittir 2 bölü 3 diye düşüneyim. Bunlar kesrin sadeleşmiş hali olabilir. O yüzden ne diyorum? 2k 3k diyorum. Buradan x'i 2k y'yi ise 3k seçiyorum. Burada büyük olan sayım y olacak. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığım zaman fark neymiş? 13. Demek ki 3K eksi 2K eşittir 13. Buradan K eşittir 13. Bizden ne soruluyor? Küçük sayı soruluyor. Küçük sayı küçük sayım x eşittir 2 k idi. x eşittir 2 çarpı 13 cevap eşittir 26 Ceyhan Evet 12. sorumuz bir gruptaki öğrenciye bir miktar kitap dağıtılıyor. Kitaplar üçerli dağıtıldığında bir öğrenciye iki kitap. O zaman gruptaki öğrenci sayısı ne olsun? E, kitap sayısı şimdi ne eksi bir tane öğrenciye bir eksi yine e, üçerli dağıttık kitapları çarpı 3. Geriye kalan Öğrenciye ise bir öğrenciye iki kitap kaldı. Bu bizim kitap sayımızı verir. Yine yine kitap sayısı n eksi bir çarpı ikinci cümlemiz. Eğer ikişer verilirse bir öğrenciye sekiz kitap kalıyor. O zaman n eksi bir öğrenci ikişer kitap aldı. Sonuncu öğrenci sekiz kitap aldı. Bu iki değer birbirine eşittir. Nedir orası? 3 n Eksi 3 artı 2 eşittir. 2n eksi 2 artı 8. 5n'den 2n çıktı. Pardon burası 3n idi şaşırttı beni. 3n'den 2n çıktı. n kaldı. Eksi 3 artı 2 eksi 1. Eksi 2 artı 8 6 yapar. Buradan eksi 1 karşıya geçti. 6 artı 1 oldu. 7. Öğrenci sayısı 7 kişidir. Evet 13. soru. Parasının 1 bölü 3'ünün 1 bölü 2'sini. Bu sayılar ne yapılacak bu kesirler çocuklar? Çarpılacak. 1 bölü 3'ün 1 bölü 2'si 1 bölü 2 ile çarpılacak anlamına geliyor. 1 bölü 6 yapacak bu. Ee, diğer ikinci durum ne diyor? Eğer parasının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 4'ünü harcamış olsaydı, yani 2 bölü 3 ile 3 bölü 4 çarpılacak. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 2 ile de 4 sadeleşti. 1 bölü 2. Ee, bu yukarıdaki durum neydi? 1 bölü 6. Yani birinci durumda paranın 6'da biri, ikinci durumda ise paranın yarısı harcanmış. Yarısı harcanmış. Harcadığı miktardan 36 lira fazla. Demek ki ikinci durum yani yarısı birinci durumdan 36 lira fazlaymış. Demek ki yarısı yarısı nedir? x bölü 2 eksi birinci durumu x bölü 6'yı çıkardığımızda 36'yı vermeli bu denklem. eşit diyorum. 3 ile 3x 3x'ten x çıktı ne kaldı? 3x'ten x çıktı. 2x kaldı. 2x bölü 6 eşittir. 36. 36 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Evet. 36 ile 2'yi sadeleştirdim. Ne kaldı? Sağ tarafta 18. 18 ile 6 çarpıldı. X'imiz, x'imiz eşittir. 18 çarpı 6 o da 108 e, TL yapar. <laughs> Öğrencimizin 108 TL'si varmış. Cevap Diyarbakır. Evet 14. problemin <laughs> çözümü için e, bu problemi resmetmekte fayda var. Bir kova e, çizmeye çalıştım. Bu kovanın e, kendi ağırlığı darası B diyelim buna. B. İçindeki dolu olan suya da A diyelim. Ee, ne oldu buradan? Evet. A artı B eşitmiş M olduğu bildiriliyor. İkinci durumda ikinci durumda ne oluyor? Suyun üçte biri boşaltılıyor. Demek ki üçte ikisi suyun üçte ikisi kalıyor. 3'te 2'si kaldığına göre o zaman nedir? O zaman bir çizimi yapsak şöyle. Bir inat. Evet, eyva. Evet, programdan kaynaklanan bir sıkıntı. Evet, suyumuzun e, ne olacak? 2 2 e, a bölü 3'ü kalacak. Yine ağırlığımız var. Ağırlığımız B. Problem bize ne söylüyor? Kova ile suyun ağırlıkları eşit olmaktadır. O zaman suyun kalan ağırlığı 2A bölü 3'tü. Yani B eşittir kovanın ağırlığı 2A bölü 3 olacak. Şu ilk yazdığımız denklemde ilk yazdığımız denklemde bu ikinci yazdığımız denklemden A'yı çekip getirip yerine yazalım. B'yi bulacağız. Çünkü kovanın ağırlığının M türünden ifadesi isteniyor. Şu yazdığım ikinci ikinci denklemden A'yı çekiyorum. İşler dışlar çarpımı yaptığımda A eşittir. 3B bölü 2'dir. Bunu birinci denklemimde birinci denklemimde yerine yazıyorum. A gördüğüm yere 3b bölü 2 yazıyorum. 3b bölü 2 artı b eşittir m. Payda eşit diyorum. Ne olacak buradan? 5b bölü 2 eşittir m. Buradan bu denklemden b çekilirse b eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2m bölü 5 olduğu görülür. Cevap Adana. Evet sevgili gençler 15. sorumuz Edi ve Büdü kukla karakterleri bunlar ya da bir çizgi film miydi acaba? Neyse işleri bir işi sırasıyla 9 ve 12 saatte yapıp bitirebiliyorlar. İkisi birlikte 3 saat çalışıyor daha sonra Büdü işten tüyüyor. Yo Büdü kalıyor evet Edi işten tüyüyor. Büdü tek başına ee, kalan işi kaç saatte yapar diye soru soruluyor. Şimdi 3 saat birlikte bunlar çalışmış, bunun kıymetini bilelim. O zaman 3 bölü 9 diyoruz artı bu 3 bölü 9 edi için 3 artı x bir miktar daha çalışacak büdü. Buna da 12 diyorum bölü 12 eşittir. 1 diyorum çünkü işin tamamı bitecek. Şu 3 bölü 9'u sade yazdığım zaman ne olacak? 1 bölü 3 artı 3 artı x bölü 12 eşittir. 1 yazdım. Payı diyorum 4 ile 4 kere 1 4 3 ile toplandı. Ne yaptı? 7 7 artı x bölü 12 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yapıldığında burada nedir? 7 artı x eşittir 12. x eşittir 5 bulunur. Büdü tek başına 5 saat daha çalışması gerekiyor. Büdünün 5 saat daha çalışması gerekiyor. Evet gençler Ahmet'in kumbarasına attığı paraların hesabını yaptıktan sonra testimiz inşallah bitiyor. 23 tane Madeni para atmış Ahmet kumbarasına. Atılan paralar 25 ve 10 kuruşluk. E, toplam tutar 3,5 TL. O da ne yapar? 350 kuruş yapar. Şimdi şimdi bizden istenen 10 kuruşluklar. 10 kuruşlukların sayısına x diyorum. x çarpı 10 tutarı Kuruş olarak x çarpı 10 artı madeni paralar 23 taneydi. O zaman 23 eksi x geriye kalan madeni para nedir? 25 kuruşluktur. 25. Bu paraların değerlerinin toplamı 350 kuruş yapıyor. Eşitliğin her tarafını 5'e bölüyorum. 5'e böldüğüm zaman e, ne olacak? 2x artı 23 eksi x çarpı 5 eşittir. 35'i 5'e böldüm. 7, 70'e eşit. 5'i dağıtıyorum parantezin içerisine. 2x, şimdi dağıtıyorum. Artı ne olacak? 23 ile 5'i çarptığımda 115 elde ediliyor. 115 eksi 5x eşittir 70. 2x'ten 5x çıktı. Eksi 3x kaldı. 70'ten 115 çıktı. Kalan değer 45. Eksi 45. Evet. Eksi 3x. Eşitliğin her tarafını eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'e böldüm. Eksiler artıya dönüştü. Buradan x eşittir. 15 bulunur. Demek ki atılan madeni 10 kuruşluklar 15 taneymiş. Cevap Bursa.